Herkese merhabalar. Yazılı kampımız başlıyor. Tonguç Evralım benim süper bir şekilde seninle beraber yazılı kampımızda matematik, Türkçe, fen, sosyal, İngilizce din bütün dersleri tekrar edeceğiz ve yazıldan yüz alacağız. Harikasın. İnşallah hep beraber 100 alacağız. Herkesin hak ettiği not 100 olsun diyoruz ve yazılı kampımıza başlangıç yapıyoruz. Matematik dersimize başlıyoruz. Tabii ki en baba dersimiz matematik olduğu için matematikle başlıyoruz. İkinci dönem birinci yazıya hazırlıkla başlıyoruz ve süper bir şekilde seninle beraber ilk başta bir özet kısmıyla başlayacağız. Yani bugünkü dersimizde aslında işleyiş şöyle olacak. İlk başta bir konu özetleri yani öğrendiklerimiz nelerdi işte ondalık gösterimi öğrendik. Aynı zamanda bunu da toplama çıkarmayı karşılaştırmayı öğrendik. Yüzdeleri öğrendik. Öğrendiklerimizi bir hızlı bir tekrar edeceğiz sonuç Erhan Öğrenci notlarıyla temel geometrik kavramlar ve çizimlerle bu işi noktalandıracağız. Sonrasında sonrasında süper bir şekilde sınavda çıkabilecek sorularla yani Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına baktık. Öğretmen arkadaşlarımıza sorduk. Acaba nasıl sorular çıkar diye ve sınavda yazıldı hangi sorular geliyor? Senelerdir yüzde, yüzlerce senedir öğrencilerin yazdığı hangi sorular geliyor şeklinde araştırmalarımızı yaptık ve çok güzel sorular hazırladık senin için sınavda çıkabilecek ayarda. Dolayısıyla buna da bakıp artık bu işi bitireceğiz diyorum ve videomuz tabii ki kaydırmalı olacak. Kaydırmalı bir şekilde ilerleyip burada istediğin kısmını atlayıp oradan da nokta atış çalışabilirsin öğrenci notlarını yani hızlı bir şekilde özetimizi de istersen geçip direkt sorulara geçeceğiz ama benim tavsiyem özet kısmını çok iyi anla ki zaten her türlü olabilecek dünyadaki her türlü soruya hazırlıklı olmuş ol diyoruz ve özet kısmını da atlama diyoruz ve hadi bakalım dersimiz başlasın ama öncesinde sana bir sürprizim var onu da söylemek istiyorum. Youtube'dan daha fazlası canlı yazılı provalarının yapıldığı Tonguç Akademi.com'da Tonguç Plus'lı arkadaşlarımızın katıldığı bir sistem var. Hemen onu izleyelim sonra dersimiz başlıyor. İkinci dönemin ilk yazılıları başlıyor. Yazılıdan yüz aldıran canlı yazılı prova provaları tonguçakademi.com'da. Tüm derslerde en kritik konular, yazılıda çıkacak önemli kavramlar ve YouTube'dan çok daha fazlası canlı yazılı provalarında. Sen de okul sınavlarına canlı yazılı provalarıyla hazırlan, yazılılardan yüz almayı garantile. Detaylar tonguçakademi.com'da. Evet, hoş geldin tekrar Tonguç Evladım benim İkinci dönem birinci yazılı konularımızla beraberiz. Şimdi seninle beraber öğrendiğimiz konuların tekrarını hızlı tekrarını yapacağız. Süper hızlı, jet hızlı, hiç merak etme ve süper bir şekilde ondalık gösterimi hatırlıyor musun? Hayır hocam unuttum ya. Aynen unutmuş olabilirsin. normal. Ben de yani o zaman geçti aradan. Ama şimdi hatırlayacağız ki sınava gerçekten hazırlık yapmış olalım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum: Yazılı notlarından çalışmayı sakın ihmal etme. Burada bütün öğrendiğimiz formüller burada bak 2. dönem birinci yazılı matematikle alakalı 5. sınıfta tüm dersler bu ve buradaki sayfa 42'den başlayıp sayfa 42'den başlayıp sayfa 50'ye kadar olan gelen kısmı mutlaka tekrar etmeyi unutma diyorum. Matematik kısmı için söylüyorum sana bunu. Ve ve uzun zamandır da beklettiğimiz Dinamo Matematik kitabımızın içerisindeki aslında yazılıya hazırlık kısımları. Mesela sayfa 92-93 aynı zamanda doğru ışın ışın parçası ile alakalı artık son konular bunlar tabii ki. Ee, burada da evladım benim yazılıya hazırlık kısmı sayfa 106-107'yi de sakın ihmal etme diyorum. Ve buradaki yazılıya hazırlık kısımlarıyla da Binde 625 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi bunlar ondalık gösterime çevirmeydi. Ardından bir de ondalık gösterimde yazılmış bir ifadenin sayı değeri basamak değeri nedir bunlar? Şimdi bir kere 25 diye bir sayı yazsam bu hangi basamakta Tonguç Erhan Bey? Birler basamağı hocam. Harikasın. Birler basamağı olduğunu biliyoruz. Onlar basamağıydı buydu. Peki virgülün sağdaki basamaklarını ne diyoruz? Buna da biz ilk sağdaki basamağa onda birler basamağı diyoruz. Sonrasında yüzde birler basamağı şeklinde ilerliyor. Sonrasında da binde birler basamağı şeklinde ilerliyor. Hatırlayalım bunları. Mesela bunun basamak değeri 5 ile 1'in çarpımı. Bunun basamak değeri 2 ile 10'un çarpımı. Ki zaten o da 20 eder. Yani basamağının değeri çarpı buradaki sayının kendi değeri. Yani 2 ile 10'u çarparsak 20 eder. 5 e ile 1'i çarparsak 5 eder. 4 ile onda biri çarparsak sıfır tam onda 4 eder. 3 ile 1'i çarparsak sıfır tam yüzde 3 eder. 7 ile binde biri çarparsak sıfır tam binde 7 eder şeklinde bunu aslında çözümlemiş oluyoruz basamak değerlerini. İşte bunların toplamı aslında bizim için 25'ten binde 437 sayısı ediyor diyebiliriz. Şimdi geldik ondalık gösterimlerde karşılaştırmaya. Bir kere burada çok basit kurallar var. Onlardan ilki tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür. Bu kadar basit. Yani tam kısmı aslında işin ayırt edici kısmı oluyor. En önemli kısmı bu. Sonrasında eğer tam kısımları aynı ise eğer ondalık kısmı soldan sağa doğru incelemek gerekiyor. Soldan başlayıp sağa doğru incelemek gerekiyor. Ne demek? Gel senle beraber bir örnekle yapalım. Hızlı bir şekilde anlayalım. Mesela 43 tam binde 251. 43 tam binde 243. 44 tam bir, e, onda bir. Şimdi hangisi en büyük sonuç evladım benim? ...aa ee, A en büyük gibi duruyor. Harikasın. A en büyük gibi gözüküyor. Doğru söylüyorsun. A çünkü bak 1 2 3 4 5 basamaklı o abla. Hayır, asla patlamayacağız. Aman dikkat et. Burada tam kısımları buralar. Bak buralar tam kısımları. Hangisinin tam kısmı daha büyük? C'nin. Yani 44 tam kısmı olarak diğerlerinden daha büyük. O zaman bir kere garanti ve garanti C daha büyüktür A ve B'den. Bu biri bu, bunu hallettik tamam bunu bitirdik. Şimdi bu ikisine bakıyoruz. 43 tam 43 tam. Tam kısımları aynı. Şimdi ondalık kısımlara bakacak olursak o zaman bu daha büyük. O zaman A büyüktür. Ondan sonra da en küçük de B'dir diye söyleyebilir. Zaten 251'in 243'den büyük olur buradan görebiliyoruz. Ama tam kısımlar aynı olduğu için bunu söyleyebiliyoruz. Ama dikkat et, ilk başta tam kısımlara bakıyoruz. Aslında soldan sağa doğru bakarak en soldan başlayıp sağa doğru gidiyoruz diyebiliriz. Şimdi geldik toplama çıkarmaya. Toplama çık Bu arada sana bir tane challenge bir soru sorayım. Bu da çok kıl bir soru. Mesela e, 33 virgül 3 yazdık mesela. E, bir de 33 virgül 3 yazdık. Mesela bunun gibi sorular gelebiliyor. E, hangisi daha büyüktür? Hangisi daha küçüktür? E, şeklinde sorular gelebiliyor. Mesela buna da 3 yazalım. Buna da 300 e, e, bu şekilde yazalım. Hangisi daha büyüktür Tomuç evladım benim? Alttaki daha büyük hocam. Harikasın. Alttaki daha büyüktür. Alttaki neden daha büyüktür? Çünkü bunun altında aslında böyle bir şeyler yapılabilir ve 300 şeklinde yazabilir. Hatta şöyle bir şey daha göstereyim. Birazcık daha kıl bir şey. 2,002 e, ile 2, 2 şeklinde iki tane sayı yazdım. Hangisi daha büyüktür Tonguç evladım benim seninle? Ee, üstteki hocam. Harikasın patladın. Üstteki değil. Neden? Çünkü bak bunun sonuna iki tane daha sıfır getirip bunların basamak sayılarını aynı hale getiririz. Ne demiştik soldan başlarız. Tam kısımlar aynı. Burada sıfır burada iki var. Tabii ki iki daha büyüktür. O yüzden buradaki büyük olan kısım budur aslında. Bu da büyük olandır diye yorum yapabiliriz. Çeldirici sorular burada gelebilir. Aman dikkat ediyorum. Şimdi toplama çıkarmaya bakalım. Orada da mantık şu. Burası sınav sorusu. Onu söylemek istiyorum. Buradan yüzde yüz soru gelir. Burayı çok severler hocalar. Dolayısıyla soldan sağa doğru gitmeyi ihmal etme. Şimdi toplama çıkarmada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Üç tam yüzde kırk beşte dört virgül altıyı toplayacağız. Şimdi burada da alt alta yazacağız ama virgülleri alt alta getirmemiz gerekiyor. Üç 45 ile 4 6 bak virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Sonrası topluyoruz. Burada bir şey yoksa burada ne vardır aslında? Sıfır vardır. Harikasın. Sıfırı buraya koyuyorum o zaman. 5 artı 0 5. 4 6 6 10. Elde var 1. 3 4 daha 1. 1 de elde 7 8. Dolayısıyla virgülde buraya yazınca 8 tam %5 şeklinde getirebiliyorum sayın. Mesela burada da yine 12,9'u yazdıktan sonra 10,43'ü yazıyorum ve çıkartırken burada ne yapmam gerekiyor? Basamak oluşturmam gerekiyor. O yüzden ne yazacağım buraya? Hmm, sıfır yazıp komşuya giderim hocam. Harikasın. Sıfır yazdıktan sonra e, sıfırdan üç çıkmaz. Dokuzdan bir onluk aldık. Burası on oldu. Ondan üç çıktı. Yedi. Sekiz eksi dört, e, dört. E, i̇ki ve e, sıfır şeklinde iki tam yüzde kırk yedi haline getirmiş olduk. Peki geldik şimdi yüzdelere. Şimdi ondalık kısımlarda toplama çıkan zaten garanti geliyor. Ama şimdi yüzdeler kısmı artık çok önemli bir kısma denk geldi. Çünkü yüzdeler bu sınavda en fazla çıkan sorulardan bir tanesi olacak. Onu söylemek istiyorum. Konulardan bir tanesi olacak. Mesela yüzde on nasıl yazıyorduk? Şu şekilde yazabiliyorduk. Eğer bize yüzde verilmedi ama bunun yüzde olarak ne de olduğunu soruyorsa paydasını yüz yapacağız. Bunu da mesela 20 ile genişlettiğim zaman 40 bölü 100 haline getiriyorum. O da yüzde 40 şeklinde yazabiliyorum. İster bu şekilde isterse noktalar şeklinde yazabilirim fark etmez. Bu yüzde 40 demek bu da yüzde 15 demek. Şimdi aynı şekilde 25 ile genişletirsem bunu 75 bölü 100 olup bu da aslında yüzde 75'tir diyebilirim. Şimdi bunlar aslında temelleri. Bir de bunların mesela yarım dediğimiz şeyin aslında yüzde elli olduğunu. İstersen bunu hesaplayabilirsin. Elli ile genişlersin. Elli bölü yüz eder. Yüzde elli olduğunu. Çeyrek dediğin şeyin yüzde yirmi beş olduğunu. Bütünün de yüzde yüz olduğunu bilmek lazım. Mesela ben sana yüzde yüz ekmek ver dediğimde ne demek istiyorum aslında? Bir tane ekmek. Harikasın. Bir ekmek ver diyorum sana. Harikasın. Peki ben sana yüzde elli ekmek ver dediğimde? Yarım ekmek hocam. Harikasın. Yarım ekmek diyorum. Süpersin. E, Çeyrek ekmek dersen de yüzde yirmi ekmek ver, verir misin bana diyebilirim. Şimdi Esas geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Gerçekten burası çok önemli. Bununla ilgili mutlaka alıştırma yapmayı ihmal etme. Özellikle bak burada ee, hemen sana yüzdelerle alakalı işte bir okuldaki seramik ürününde 45 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencinin yüzde 40 erkek olduğuna göre kulüpte kaç kız öğrenci vardır? Şeklinde sorular geldiği zaman aslında sana yüzde hesaplamayı soruyor. Yani bu tarzda yüzdelerle alakalı birçok soru da aslında bir şeyin yüzdesine sayı hesaplanır onu soruyor ki zaten burada da zaten hani burada 92 ve 93'teki yazılı hazırlık kısımlarında genellikle bunu test ettik. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesine geldik. 200 sayısının 40'ı kaçtır? Şimdi bunu sorarsa bize şunu yapmamız gerekiyor. Birinci yöntemimiz aslında 200 sayısını 200 sayısını yüze bölüp ki o iki ondan sonra bulduğumuz sonucu 40 ile çarpmak. Yani yüzde 40'ını bulmak istiyorsak yüze bölüp 40 ile çarpıyoruz. Bu da cevabımızın 80 olduğunu söyleyebiliriz. 200 sayısının yüze 40'ı 80'dir. Nasıl hesapladık? Bu yüzde 40 aslında şu şekildedir. dir. 100'e böl aşağıda 100 var, yukarıda da 40 var, 40'da da çarp demek aslında. Peki ikinci yöntemimiz nedir? Şimdi burada da 40 dediğimiz sayı, 40 dediğimiz sayı sadeleştirirsek aslında ikisini de 20'ye böldüğümüz zaman 2 bölü 5'tir aslında. Ve yüzde 40'da derken 5'te ikisini soruyor bize aslında 200 sayısının, 200 sayısının 5'te ikisini nasıl buluruz? 200'ü 5'e böleriz. Sonrasında bu bulduğumuz sayıyı da 2 ile çarparız. Yine aynı sonucu verir. 80-80. Dolayısıyla biz istersek yüzdeyi sadeleştirip de kesri kadarını buluruz. istersek de 100'e bölüp 40 ile çarpmak da çok basit bir yöntem. Ben olsam bunu yapardım diyoruz. Ve sorularda zaten karşımıza gelecek süper sorular senin için merak etme. Ve geldik temel geometrik kavramlar ve çizimlerin tekrarına. Bir kere doğru doğru parçası için üç tane şeyi bilmemiz gerekiyor. Doğru dediğimiz şey her iki yönden de sonsuza doğru giden sonsuz noktalar kümesidir aslında. Burada iki tane noktasını gösteririz AB noktası şeklinde ve bunu gösterirken biz AB doğrusunu bu şekilde yazabiliriz. İstersek BA doğrusu da yazabiliriz. İstersek birazcık daha havalı olsun diye üzerine böyle bir doğru işareti koyabiliriz veya Böyle bir doğru işaretle koyabiliriz. Dört farklı yöntemle gösterilebilir doğru ifadesi. Doğru parçası ise bunun hepsi sonsuza kadar gitmiyor başı sonu belli. Bak burada başı sonu belli değil. Sadece burada iki tane nokta vermiş ama sonsuza kadar gidiyor buralar. Aslında bir yol gibi. Ama burada ise başı sonu belli. Buradan başlıyoruz, burada bitiriyoruz. Aslında doğru parçasında bir sınırlar var. Bunu gösterirken de biz ne yapıyoruz? AB doğru parçasını şu şekilde gösteriyoruz. Sınırları belli köşeli parantezde gösterilmiş. A başlangıcı, B de sonu. Veya istersen bunu ters bir şekilde BA şeklinde de yazabiliyorum. Hiç fark etmez. Veya bunun üzerine şöyle bir doğru parçasının minyatürünü koyuyorum. Veya BA yapıp yine doğru parçasının minyatürünü koyabilirim. Dört farklı yöntemle gösterilebiliyor. Hiçbir şey fark etmiyor. AB BA fark etmiyor. Şimdi geldik seninle beraber bir de ışına. Işın en önemlilerinden bir tanesi çünkü aradaki farkı anlatıyor bize. Işın dediğimiz şeyde de sen hiç ışın kılıcı gördün mü evladım? Benim? Gördüm hocam çok havalı. Aynen ışın kılıcını tuttuğun yer başlangıç noktasıdır ve ışın kılıcı bu tarafa doğru gider. Mesela şurası e, kabzası diyelim buradan da tutuyorsun bu tarafa doğru gidiyor değil mi? Şimdi burası işte başlangıç noktası ve sonsuza kadar diğer taraftan gidiyor. AB ışınını ben şöyle gösteriyorum. A, B yazarım. Sonra buraya A başlangıç olduğu için bellidir. Ee, başı bellidir ama sonu belli değil olmadığı için de sonuna köşeli bir şey koymuyorum. Başına koyuyorum. Bunu bu şekilde gösterebiliriz. Veya veya diğer bir yöntemle de A, B yazıp şu şekilde gösterebiliyoruz. Ama dikkat et burada B, A yazamıyorum. B, A yazabilmek için e, B'nin başlangıç olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi üç farklı o zaman doğru doğru ve ışın var ve doğru parçasının bir de uzunluğu var. Mesela 4 santimetre dediğimiz zaman AB doğru parçasının uzunluğunu şu şekilde gösteriyoruz böyle düz çizgilerle eşittir 4 santimetre de yazabiliyoruz. Bu da uzunluğunu gösteriyor bize. Bunu cetvelle ölçebilirsin, farklı yöntemlerle ölçebilirsin. Şimdi de geldik e, doğruların birbirlerine göre durumlarına. Doğrular birbirlerine göre üç farklı durumda olabilir. Bu üç farklı durumlardan birincisi paralel doğrular. Yani k doğrusu bazen doğruları illa ab şeklinde değil de mesela küçük harflerle k doğrusu l doğrusu şeklinde küçük harflerle gösterebiliyoruz. İlla iki noktasını göstermemiz gerek yok. Bu kareli kağıt, kareli kağıtta Dikkat ettiysen K doğrusu ve L doğrusu hiçbirbirine dokunuyor mu? Dokunmuyor ama. hocam nasıl dokunsun? Harikasın dokunmuyor çünkü bunlar paralel doğrular. Paralel doğrular hiçbir zaman birbirlerine temas etmezler ve aralarındaki mesafe 1, 2, 1, 2, 1, 2 hiçbir zaman değişmiyor. Hep aynı kalıyor ve bunlar birbirine paralel olduğunu şöyle gösteriyoruz. K paraleldir L doğrusuna şeklinde şu işaretle gösteriyoruz. Bu mesela AB doğrusu olsaydı bu da CD doğrusu olsaydı AB paraleldir CD doğrusu dedik. Bu paralel doğru durumlu ilk durum iki doğrunun birbirine göre. İkinci durumsa kesişmeleri. Ya, kesişmeleri ya böyle kesişir ya böyle kesişir hiç fark etmez ikisi de kesişiyor aslında. Kesişmek ne demek mesela şu iki kalem şöyle paralelse ama şu şekilde olduğu zaman Artık şu noktada şu noktada kesişiyorlar demektir. Dolayısıyla bu noktada kesişiyor bu doğrular. Mesela e, M doğrusu buna da N doğrusu diyelim. M e, ile N kesişir dememiz gerekiyor. Eğer bunlar özel olarak aralarında 90 derece olacak şekilde dik açıyla kesişiyorlarsa buna da dik doğrular diyoruz. M diktir. Ne doğrusu diyoruz? Bu diktir işaretinde böyle tepe taklak e, dik T harfiyle gösteriyoruz. Yani amuda kalkmış T <laughs> harfiyle gösteriyoruz. Aralarında 90 derece varsa ve 90 derecenin gösterimi de şu şekilde. Zaten bütün bu e, aslında karelerin arasında iki kenarı arasında 90 derece vardır. Unutma ve bu 90 derece de burada zaten gözükebiliyor kareli kağıttan. Bir tane daha durum var yani paralel olabilir, kesişebilir ama özel olarak dik de kesişebilir. Bir de Tonguç evladım benim doğrular birbirlerinin üzerinde olabilir. Mesela AB doğrusu burada var. Şimdi ben bu AB doğrusunun üzerine bir de şöyle bir doğru, doğru daha çiziyorum. Buna da CD doğrusu diyorum. İşte üç durumdan üçüncüsü de AB doğrusu ile AB ile CD doğrusu çakışık doğrulardır. Dolayısıyla bu üç tane durumu Hatta şöyle bir daha özetlemek istiyorum sana. O zaman birinci durum paralellik durumu, ikinci durum kesişme durumu, üçüncü durumsa çakışma durumu. Hatta sana hemen göstereyim. Paralellik durumunda şu işareti kullanıyoruz. Kesişme durumunda eğer dik kesişme varsa şu işareti kullanıyoruz. Ee, çakışma durumunun bir işareti yok. Burada şunu göstermek istiyorum sana. Doğruları göstermek için hatta şöyle yapalım. Hop, şöyle yapalım. Şu doğruyla şu doğru birbirlerine paraleller. Aynı zamanda şu doğruyla şu doğru birbirleriyle dik kesişiyorlar veya şu şekilde de kesişebilirler diyoruz. Veya çakışma durumunda şu doğruyla doğru üst üste yani artık buna da çakışma diyoruz üç farklı durumu da özetlemiş olduk diyoruz ve ve şimdi de geldik en önemli kısımlardan bir tanesini artık son kısma geliyoruz tabi bazı okullarda buna geçmemiş olabilirler şimdiden söyleyeyim sana ama geçtilerse de mutlaka bu sınavda çıkacaktır diyoruz okuldan okula fark e, gösterebilir şimdi T noktası A noktasının neresinde yani iki noktanın birbirine göre durumu bize aslında uzunluk ölçme için ve e aslında eş büyüklükte doğru parçası çizmek için çok önemli bir referans oluyor. Ne demek bu? Şimdi T noktası A noktasına göre. Şimdi A noktasının dediğine göre bak burada ınının ın dediği ifade bizim için başlangıç noktası oluyor. Sen evinden okuluna doğru gidiyorsun. Evin burası diyelim okulun burası diyelim. Evin başlangıç noktan. Evden okula giderken hangi yolları alıyorsun? Ama hep böyle çizgilerin üzerinde gidebilirsin. Buradaki, burası kağıt, kareli kağıt ya. Sadece çizgilerin üzerinden gidebilirsin. Bak sana göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş tane sola gidersin. Beş sola gidersin. Sonrasında da bir, iki, üç tane de aşağı gidersin. Üç tane de aşağı gidersin. Dolayısıyla T noktası, A noktasının aslında... 3 birim aşağısında ve 5 birim solundadır şeklinde yazabiliyoruz. 3 birim aşağısında 5 birim solundadır şeklinde yazabiliyoruz. Veya tam tersine bakalım. A noktası T noktasının. Bu sefer e, okuldan eve doğru gitmeye çalışıyorsun. Yani bu sefer ev ev ve okul yer değiştiriyor düşünün. Dolayısıyla ne yapacaksın sen? 1 2 3 4 5 tane sağa gideceksin. 1 2 3 tane de yukarı gideceksin. O zaman 3 birim yukarısında yukarısında 5 birim sağında dememiz gerekiyor. Dediğimizin tam tersi bak 5 birim sol 5 birim sağ. 3 birim aşağı, 3 birim yukarı. Aslında bunu söylüyoruz. Şimdi eş bir doğru parçası çizme işte sınavda çıkabilecek kısma geldik burada. Gerçekten burası kritik. O da şu. Şimdi AB doğru parçası. Ben sana şöyle bir doğru parçası çizsem. Mesela buna M diyelim ne diyelim. Bu doğru parçasının uzunluğu nedir desem sen kareleri sayarsın. Dersin ki ya kardeşim buradan buraya gitmek için bir, iki, üç birim giderim ve bu doğru parçasının uzunluğu üç birimdir dersin. Ama böyle bir şey verince söyleyemiyorsun. Çünkü yamuk gidiyor, eğik gidiyor, yatay gidiyor, böyle garip grup gidiyor. Yani sayamıyorsun o birim kareleri. İşte mesela burası bir, burası bir. Tamam eyvallah da şu nedir? Bilemiyorum ki. İşte bu durumda şunu yapman gerekiyor. Diyeceksin ki A'dan B'ye gitmek için ben ne yaparım aslında? A'dan B'ye gitmek için bir, iki, üç tane sağa giderim. Üç tane sağa giderim. Sonrasında bir, iki tane de aşağı giderim. O zaman 3'e 2 oran var. Aynı şeyi, aynı şeyi şöyle organize ediyorum. Diyorum ki hadi bakalım buraya da K noktası diyelim. K noktası. K bir de L'ye gitmek istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Aynı burada yaptığımı yapacağım. 3 tane sağa gidiyorum K'den. 1, 2, 3 tane sağa gittim. Sonrasında aynı şekilde iki tane aşağı gidiyorum. 1, iki tane de aşağı gidiyorum. O zaman ne yaptım? Burada yaptığım şeyin aynısını burada yapıyorum ve nereye geldim buraya geldim. İşte buna da KL diyorum ve KL doğru parçasında hatta böyle siyahla çizerim. Aynı AB gibi şu şekilde çiziyorum. İşte KL doğru parçasıyla KL doğru parçasıyla AB doğru parçası birbirlerine eşittir. Hatta birbirlerinin uzunlukları da eşittir şeklinde de bunu özet olarak yazabiliyorum. Bunlar uzunlukların eşit olduğunu gösteriyor diyoruz ve süper bir şekilde bütün konuları tekrar etmiş olduk. Şimdi senle beraber sorulara geçeceğiz ve biliyorsun ki hemen buradan Dinamo Matematik'ten lütfen ama lütfen buradaki kısımları e, tekrar etmeyi ihmal etme. Özellikle ondalık gösterimle alakalı sayfa 82-83'teki yazılıya hazırlık kısımları. Aynı zamanda yüzlerle alakalı 92-93'teki yazılıya hazırlık kısımları ve aynı zamanda temel geometri kavramlar alakalı 106 ve 107'deki yazı hazırlık kısımları ve yazılı notlarındaki ...yazıl notlarındaki matematik matematikteki bir, ikinci dönem birinci yazılı. ikinci dönem birinci yazılı ile alakalı kısımlar sayfa 42'den başlıyor. Sayfa 42'den başlıyor. Sayfa 50'ye kadar gidiyor. Aman dikkat et diyorum. Ve süper bir şekilde senle beraber yazılı sorularımıza başladık. Yazılı sorularımızdan önce rica ediyorum e, çalışmalarını, soru çözmelerini ihmal etme. Ve soru çözmelerini aslında biz ne yapacağız? E, i̇nşallah bu sınavda en iyi notları alacağız Amin. diyoruz. Ve hadi bakalım yazımız başlasın. Ne demiş bize? 37 tam 605 sayısı ile ilgili aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz demiş. Hemen bakalım. Yüzde birler basamağındaki rakam nokta noktadır demiş. Şimdi bir kere hemen e, bu birler basamağı... ...bu da onlar basamağı olduğunu biliyoruz. Virgülün sağındaki onda birler basamağı... ...onun sağındaki yüzde birler basamağı... ...onun sağındaki de binde birler basamağı olduğunu biliyoruz. Birler onlar onda birler, yüzde birler, binde birler. Yüzde birler basamağındaki rakamın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüzde birler basamağı burasıydı. Altı sayısının basamak değeri nokta noktadır demiş. Şimdi altı sayısı bir kere sayı değeri olarak altıdır, kendisidir. Ama basamak değeri olarak hangi basamaktaydı bu? Onda birler basamağında hocam. Harikasın. Onda birler basamağında olduğu için altı ile onda biri çarptığı zaman ki sıfır tam onda altı sayısına ulaşmış oluyoruz. İstersek de şöyle de yazabiliriz fark etmez. İkisi de geçerli cevaptır diyebiliriz. Ondalık kısımdaki rakamların toplamı tam kısımdaki sayıların toplamından nokta nokta fazladır. Bir kere ondalık kısımdaki rakamlar nedir buradaki? Bak dikkat edin burası tam kısmı burası ondalık kısmı. Tam kısım ondalık kısım. Dolayısıyla hatta şöyle birazcık daha bir genişletelim. Evet tam kısım burası ondalık kısım burası virgülün solu ve sağ olmak üzere. Ondalık kısımdaki rakamlar nelerdir desek hemen 6 artı 0 artı 5 deriz. O da nedir cevabımız 11'dir. 10'da da kısımdaki rakamların toplamı tam kısımdaki sayıların toplamına bakalım ee, burada da 3 ve 7'miz var 3 ve 7'nin toplamı da 3 ve 7'nin toplamı da 10 çıkıyor ne kadar daha fazladır bu bundan bir tane daha fazladır diyoruz 11 eksi 10'dan cevabımız 1'de diyoruz. Yukarıda verilen ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralan izlemiş. Ondalık gösterim sıralamada ne yapmamız gerekiyor? Soldan sağa doğru bakmamız gerekiyor sayıları ve ilk başta tam kısımlara bakacağız. Mesela K'nin tam kısmı, M'nin tam kısmı, L'nin tam kısmı, N'nin tam kısmı. Bir kere en büyük tam kısım hangisi Tonguş Elan Bey? 61 Trabzon. Harikasın 61. 61 olanlar o zaman daha büyük sayılar. Yani büyük ve küçük sıralamasında bir kere K ve N önde. Bunlar daha büyük abiler bunlar. Tamam bunlara abi diyoruz. Bunlar abi olarak kalsın. Şimdi bu abilerin arasından sıralama da yapacağız ama öncelikle şuna bakalım. Bu abilerde 61,24 var, 61,205 var. Şimdi burada sakın ha sakın. Burada 24 yazıyor, burada 205 yazıyor. 205 daha büyüktür demeyeceğiz. Neden? Çünkü soldan sağa doğru bakıyorduk. Soldan sağa doğru bakarken iş birazcık daha değişiyor. O yüzden bak dikkat et. Virgülün sağında kaç basamak var burada? 1 iki basamak var değil mi? Burada kaç basamak var? 1-2-3 basamak var. Bunlar aynı olmalı. Bir kere virgülün sağındaki basamak sayısı aynı olmalı. Mesela burada 1 iki basamak var. Hayır bir tane daha olmalı. Burada mesela 3 basamak var. Burada 3 basamak var. Burada iki basamak var. O zaman bunların hepsini 3 basamağa getirmemiz gerekiyor. O zaman çok basit bir kuralımız var. O da istediğin kadar sıfır koyabiliyorsun. Yani mesela bu bir beş ya yanına bir sıfır koyarsak eğer üç basamaklı oluyor virgülün sağında ondalık kısmı. Bunu da aynı şekilde bir sıfır koyarsak virgülün sağında üç basamaklı oluyor ondalık kısmı. Dolayısıyla şimdi kıyaslama yapabilirsin. 61'ler zaten aynı. 240 mi, 205 mi? 240 daha büyük hocam. Harikasın, 240 daha büyük. Dolayısıyla bu sıfırı koyduktan sonra bunu görebiliyoruz. Bunu koymadan önce 24 ve 205'i karşılaştırmış gibi oluyorduk ve hataya düşüyorduk. Bunu kesinlikle yüzde yüz hocamız soracak, yüzde yüz çıkar diyoruz. O yüzden aman dikkat et bu sıfır acayip önemli. Çünkü aynı basamak sayısında olmalı. 1 2 3 ise burada 1 2 3 olmalı. Bunu yapmak için de sıfır koyduk kof e, şeyden, e, fasulyeden ve sonrasında bu daha büyüktür buna göre. O zaman K büyüktür. Nedir? Bunlar zaten abilerdi. Sonra kardeşlere geçelim. 60, 60, 150, 143. Tabii ki 150 daha büyüktür. O zaman M o da e, L'ye göre daha büyüktür. Küçükten büyüğe demişti bize. L, M, N, K dememiz gerekiyor o zaman. Aynı şey hiç fark etmez. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe iki sıralamada doğrudur diyoruz. Bir manavdaki portakalın kilogramı 8,5 TL, elmanın kilogramı ise 6,75 TL'dir. Tamam. Bu meyvelerden birer kilogram alıp manava 20 TL veren Tankut manavdan kaç lira parası olacaktır? Bir kere Bundan bir kilogram oluyor, bundan bir kilogram oluyor. Dolayısıyla buna buçuk lira, buna 6,75 TL vermek zorunda. O zaman Tankut ne kadar para verecek? İlk başta onu hesaplayalım. buçuk ile 6,75'i toplayalım ama virgüller alt alta gelecek şekilde. İşte zaten kritik toplamadaki burası aslında kritik şey. Ve burada eğer bir şey yoksa ondalık basamakları bak ondalık kısımları aynı basamak sayısına getirmek için buraya bir tane sıfır koyuyorsun. Sıfırla beşi topla beş. Beşle yedi topla on iki elde var bir. Sekiz altı on dört on beş. Burayı yazdıktan sonra virgülü buraya yazdık. On beş virgül TL aslında bir buna bir buna para vermiş olacak. Ve 20 TL verirsek biz geriye ne kadar alacağız? Para üstünü soruyor bize. Dolayısıyla Mesela 20 TL verdin, 15 TL tuttu hesabın. Ne kadar geri alırsın? 5 TL hocam. Harika. Nasıl buldun o 5 TL'yi? Ee, 20'den 15'i çıkararak. Harikasın. 20'den 15'i çıkartarak dediğin cümle var ya. 20'den bu sefer 15,25'i çıkartacaksın. Yani aslında ödemen gereken tutarı 20 liradan çıkartacaksın. Ve bunu yaparken de burada bir şey yok. İşte burada da karşımıza... Hani burayı e, ondalık kısımları aynı olması gerekiyordu ya... ...burada iki tane var, burada iki tane olması Buraya sıfırlar koyuyorum. Virgülü de koymayı ihmal etmiyorum tabii ki. Çünkü virgüller alt alta gelecekti. Virgüller alt alta gelecekse... ...eğer bir sayı yazarsan, mesela dört yazarsan... ...bunun aslında sağda bir virgülü var. Mesela dört buçu buraya yazıyoruz ya... ...virgülü hemen sana yazıyoruz ya... ...eğer bir şey yazmalıysak... Bu yoktur demek değildir. Virgül sıfırdır aslında yani bu ikisini karşılaştıracaksak. Hani aynı karşılaştırma gibi düşünerek buraya da sıfır sıfır ve virgülün ne yazmış oluyorum. Sonrasında çıkartıyorum. Çıkartırken de hani of çok uzun iş şeklinde düşünmüyorum. Ne yapıyorum? Burada bir onluk yok burada. Burada bir onluk burada bir onluk yok. O zaman buradan bir onluk alırsam eğer burası bir kaldı. Burası on çıktı. Buradan bir onluğu buraya transfer edersen buraya dokuz kalır. Buraya on kalır. Buradan bir onluğu transfer edersen buraya on kalır. Buraya dokuz kalır. Şeklinde çok uzun bir işlem çıkıyor. Ben sana şunu tavsiye ediyorum. Hepsinden bak bu iki bin gibi düşün. Bunu da bin beş yüz yirmi beş gibi düşün. Hepsinden bir tane çıkar. Yani bunu 1999 diye düşün. Bunu da 15.1524 diye düşün. Yani bir tane çıkartıyorsun aslında. Buradan da bir tane eksilttin, buradan da bir tane eksilttin. O zaman ne olur? 9dan 4 çıkar 5. 9dan 2 çıkar 7. Virgül. 9dan 5 çıkar 4. 1'den bir çıktı 0. 4,75 TL aynı sonucu oluşturuyor. Aa Hiç çok etme. iyiymiş bu hocam. Yani buradan bir çıkardık, buradan bir çıkardık işlemleri kolaylaştırsın diye dolayısıyla yoksa elde var bilmem ne al falan filan çok uğraştırıcı ve yıpratıcı oluyor. Ne yaptık? 2000'i 1999 yaptık. 1525'i 1524 yaptık ve birbirinden çıkardık. Virgülde alt alta gelecek şekilde koymuş olduk. O zaman 4,75 TL para üstü alacaktır diyoruz. Aşağıda verilen kesirleri eşit oldukları yüzde karşılıklarıyla eşleştiriniz demiş. Şimdi 2 bölü 5, 3 bölü 4, 6 bölü 25, 7 bölü 20. Ne yapacaktık bunu yüzlere çevirebilmek için? Bunların paydasını yüz haline getirmemiz gerekiyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Hemen seninle beraber yapalım. Mesela bunu 20 ile genişletiyorum. 40 bölü 20 kere 2 4, 20 kere 2 40, 20 kere 5 100, 40 bölü 100'den yüzde 40'tır aslında. Var mı böyle bir şey? Evet var. O zaman... A ile 2'yi eşleştirebiliriz. 2 denktir A'ya diyebiliriz. Geldik 3 bölü 4'te. 3 bölü 4'te de 25 ile genişletiyorum. E 75 bölü 25 çarpı 3 75. 25 kere 4 100. E tak diye ne oluyor? %75 çıkıyor. O zaman bu da B'dir diyebilirim. Geldik 6 bölü 25'te. Bunu 4 ile genişletiyorum. 6 kere 4 24 bölü 25 kere 4 100. Yüzde 24 çıkıyor. O zaman buna da C diyorum. 7 bölü 20'de bunu 5 ile genişlettiğim zaman 35 bölü 7 kere 5 35 bölü 5 kere 20 100. Yüzde 35 çıkıyor. Buna da D şeklinde söyleyebiliyorum. Bir çiftçi tarlasının 2 5'ine ananas, 0 tam onda 3'üne avokado, %25'ine de kivi ekmiştir demiş. Tamam. Buna göre çiftçinin tarlasında en fazla ve en az yer kaplayan ürünleri bulunuz demiş. Bir kere bunların hepsini yüzdeye çevirirsek daha rahat hesaplama yapabiliriz. O da şu. 2 bölü 5 dediğimiz şey aslında nedir? Yüzde şeklinde yazalım. Bunu 20 ile genişletirsem 40 bölü 100 çıkıyor. 20 kere 2 40, 20 kere 500. Bu da yüzde 40 demek. Yüzde 40'ına ne ekmiş? ananas ekmiş. Tamam bunu bir not ettim. Ondan sonra sıfır tam onda üçüne. Sıfır tam onda üç ne demek aslında? Üç bölü on demek. Ve onda üç çünkü onda birler basamanda üç var. Ve bunu da onla genişlettiğim zaman otuz bölü yüz çıkıyor. O da yüzde otuzuna ediyor. O da yüzde otuzuna da avokado ...demiş. Tamam. Ee, o zaman ananası biliyoruz. Avokad hangisi daha fazla? Ananas tabii ki. Harikasın. Ananas olduğunu buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Yüzde yirmi beşine de kivi. O zaman yüzde yirmi ...kivi. En fazla hangisi buradan net bir şekilde gözüküyor? Ananas en fazla. Harikasın. Ananas... ...olduğu net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla en fazla ve en az yer kaplayan... ...ürünler en fazla... ...ananas diyoruz. En az yer kaplayan da... Ee, ...kivi diyoruz... Bunların toplamı 70 95 ediyor Bu arada Demek ki yüzde5 de başka bir şey ekmiş ama bilmiyoruz ne olduğunu diye bak burada onu da söyleyeyim bak burada yüzde 40 yüzde 30 daha yüzde yetmiş 25 daha yüzde 95 yüzde beş'lik kısmı da Demek ki boş kalmış ve benzeri diyebiliriz a bölü 5 kesrinin yüze gösterimi yüzde 60 B bölü 20 kesinin yüzde gösterimi yüzde 755 demiş Buna göre a ve a bölü B kesinin yüzde gösterimini bulunuz demiş şimdi bir kere a bölü 5 kesrinin A bölü 5'in yüzde gösterimi yüzde 60. Şimdi yüzde 60 normalde böyledir. Şimdi ben bunu e, sadeleştirirsem nasıl sadeleştirebilirim? Mesela bunu 5 yapmak istiyorum değil mi? Sanki bunlar birbirine eşitmiş zaten. Bunu 5 yapabilmek için ben bunu ikisini de 20 ile bölersem eğer ikisini de 20'ye bölersem ne çıkıyor bu? 60 bölü 23 100 25 3 5 aslında A bölü 5, 3 bölü 5'miş. O zaman A kaç evlen benim? 3. Harikasın. A'nın buradan 3 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şeyi diğerine yapacağım. B bölü 20 kesrimiz de aslında neye eşitmiş? %75'e eşitmiş. He, şimdi ben bunu 20'ye e, getirmeye çalışacağım. O zaman neyle e, böleyim? 5 ile böleyim. E, bunu da 5 ile böleyim o zaman. Bunu 5 ile böldüğüm zaman 15 e, çıkar. Bunu 5'e böldüğünüz zaman 20 çıkar ki zaten B bölü 20 15 bölü 20'ye eşitmiş. O zaman B kaçtır? Harikasın. B 15'ti. Yani bununla bu aynı, bununla bu aynı olacak. Bununla bu aynı, bununla bu aynı olacak. Dolayısıyla B'yi bulduk, A'yı bulduk. Bize ne soruyordu? A bölü B'yi soruyordu. A bölü B yani 3 bölü 15'i soruyor bize. 3 bölü 15 yüzde gösterimi şeklinde soruyor. 3 ile 15 sadeleştirebilir miyiz? Evet. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman ne çıkıyor? 1 bölü 5 çıkıyor. 1 e bölü 5'i 1 bölü 5'i de yüzde gösterime çevirebilmek için 20 ile genişletiyorum. 20 bölü 100 çıkıyor. Bu da yüzde 20 ediyor. Yüzde gösterimini sormuştu bize. A bölü B'nin yüzde 20 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir okul servisinde bulunan 40 öğrencinin 18 tanesi erkektir demiş. Tamam. Buna göre servisteki kız öğrencilerin sayısı tüm öğrencilerin sayısının yüzde kaçıdır demiş. Şimdi bir kere okul servisindeki tüm öğrencilerin sayısı kaçmış evladım benim? 40. Harika. Tüm öğrenciler bu. Tüm öğrenciler bu. Peki 18 tanesi erkekmiş. O zaman bunun 18 erkek varmış. O zaman kaç tane kız vardır desek? E 40'tan 18'i çıkartırız. 22 tane de kız vardı deriz. İkisinin toplamı 40 mı? Evet, 40. O zaman 18 erkek, 22 tane kız var. Şimdi bize diyor ki kız öğrencilerin sayısının tüm öğrencilerin sayısının yüzde kaçıdır demiş. O zaman 22'yi 40'ta kaçtır diye soruyor biz aslında. 40'ta 22 yani tüm öğrencilerin içerisinde kızların sayısı yüzde kaçtır diyor. Kırkta yirmi iki yüzde kaçtır diye soruyor bize. Yani kırkta yirmi iki yüzde kaçtır diye soruyorsa 22 iki bölü kırkı bir yazıyoruz ilk başta. Sonra bunu yüzde haline getirmemiz gerekiyor. Yüzde haline getirmek için ilk başta bir sadeleştirmeler, madileştirmeler falan filan yapalım bakalım. Her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman 11 bir bölü yirmi çıkıyor. Bunu yüzde haline getirebilmek için 5 ile genişletelim. 5 ile genişletirsek 5 kere 11 55 ee, 5 kere 20 100 tam istediğim gibi yüzde 55 etti kızların oranı demek ki bak 40'ta 22 yani tüm öğrencilerin içerisinde kız öğrencilerin sayısı yüzde kaçtır al sana yüzde 55'tir o da yüzde 55 kesrimize ulaştırmış oldu bizi. Semiramis 360 sayfalık romanın birinci gün yüzde 10'unu, ikinci gün ise yüzde 60'ını okumuştur. Üçüncü gün kitabın kalan kısmının yarısını okuyan Semiramis'in okuması gereken kaç sayfası kalmış demiş. Şimdi ee, bir kere ee, okuması gereken kitabın toplam sayfa sayısı 360. Şimdi birinci gün yüzde onunu okumuş. Ne kadarını okumuş bulabilmek için 360'ın 360'ın yüzde onunu bulalım seninle beraber. Nasıl buluyorduk 360'ın yüzde onunu? Bir kere 360'ı yüze bölüyorduk. Sonra 10 ile çarpmamız gerekiyordu. Şimdi 360'ı 100'e bölüp 10 ile çarpmak yerine şimdi burada 360'ı 100'e böldüğümüz zaman virgüllü bir sayı çıkacak. O zaman şöyle yapalım. %10 dediğimiz şey neydi? %10. Aslında sadeleştirdiğimiz zaman her iki tarafı 10'a böldüğümüz zaman onda bir demekti. O zaman demek ki 360'ın onda birini okumuş. Onda birini bulabilmek için ne yapacağız o zaman? 360'ı 10'a böleceğiz. Yani 36 sayfa okumuş ilk gün. Birinci gün okuduğu kitap sayfası. Sonra ikinci günse yüzde 60'ını okumuş. Şimdi aynı şekilde 360'ın yüzde 60'ını okumamız gerekiyor. Burada aynı şekilde yüzde 60'ı ne yapalım? Yüzde 60'ı şöyle sadeleştirelim. E, her iki tarafı 20 ile sadeleştirirsek, 20 ile sadeleştirirsek 3 bölü 5. O zaman 3 bölü 5'ini okumuş. Şimdi o zaman 360'ın 3 bölü 5'ini nasıl buluruz? 360'ı 5'e böleriz. E, bu 72 eder. Sonrasında da bunu 3 ile çarparız. Bu da 216 çıkar. O zaman 216 sayfa da okumuş diyebiliriz. Bu da ikinci gün okuduğu sayfa sayısı. Şimdi ne soruyordu bize? Üçüncü gün kitabın kalan kısmının bir kere bu kadar okumuştu. Sonra bu kadar daha okudu. O zaman bunları toplayalım bakalım. Ne demiştik? 216 artı 36 toplamda 240 252 sayfa okumuş. E, kalan kısmı ne olacak? 360'tan 252'yi çıkardığımız zaman 108 sayfa kalmış. Şimdi üçüncü gün kitabın kalan kısmının yani 108 sayfanın yarısını okumuş. 108'in yarısını okursak 108 bölü 2 54 sayfa da ne zaman okumuş? Üçüncü gün okumuş. Üçüncü günde okuduğu sayfa sayısına ulaştık. 54 sayfa. Bize ne sormuştu? Semres'in okuması geçen kaç sayfası kalmıştır diye sormuştu. E bunların hepsini toplayacağız. Ne demiştik? 36, 216, 36, 216 ve 54 sayfa. Bunların hepsini topladığımız zaman 16, elde var. 1, 4, 5. 10 elde var bir daha bir iki daha üç 306 sayfa okumuş e 360 sayfalık kitaptan 306 sayfayı çıkartırsak tak diye karşımıza 54 sayfa e, kalmıştır şeklinde sonuç çıkıyor kalan 54 sayfada diyoruz uzun yöntemle bu şekilde yapılıyor. Şimdi diğer yöntemde nasıl olabilir? Onu ikinci yöntemle göstermek istiyorum. Çünkü birazcık uzadı böyle. Bak birinci gün yüzde onunu okudu. İkinci gün yüzde altmış okudu. O zaman toplamda bir ve ikinci gün bir ve ikinci gün yüzde yetmişini okudu. Sonra demiş ki üçüncü gün kitabın kalan kısmının yani yüzde yüzün yüzde yetmişini okursan ne kadar kalır? Yüzde otuzu kalır değil mi? Bunun da yarısını okuyor. Yüzde otuzun yarısı yüzde on değil mi? O zaman aslında totalde birinci ve ikinci gün yüzde yetmiş. Bir tane daha yüzde on okudu. Toplamda kitabın yüzde seksen beşini okudu. E, geriye ne kadar kalır? Yüzde on kalır. Çünkü yüzde yüzden yüzde seksen beş çıkartsan yüzde on kalır. İşte bizim yapmamız gereken şey aslında... ...üç yüz altmışın yüzde on beşi nedir'i bulmak da aslında. 360'ın yüzde on bulabilmek için de ne yapıyoruz? 360'ı yüze bölüyoruz. Ondan sonra da 15'e çarpıyoruz. Bu bir yöntemdir. Bunu yaparken isterseniz sadeleştirme yapıp da aynı sonuca 54 sayfaya ulaşabiliriz. Bu da ikinci yöntem diye düşünebiliriz. Şimdi geldik AB doğru parçasına eş uzunlukta bir doğru parçasını çiziniz demiş. İşte sınav sorusu. Buradan yüzde yüz hoca sorar diyoruz, AB doğru parçası garip grup bir doğru. Yani düz bir çizgi değil. Mesela ben sana şuraya mesela şöyle bir doğru parçası yazsam, M desem, N desem, M, N doğru parçasının uzunluğu ne kadardır evladım benim? Dört tane hocam. Harikasın, dört bir, iki, üç, dört tane sayarak bulabiliyorsunuz zaten. Ama bunu sayarak bulamıyoruz işte. İşte bunu yaparken ne yapıyorduk? A'dan B'ye sanki bir yolmuş gibi gitmek istiyorduk. Ne yapıyorduk? A'dan B'ye gidebilmek için ilk başta düz çizgileri takip etmemiz gerekiyor. Bir, iki, üç tane sağa. Ondan sonra da bir tane de yukarı gitmemiz gerekiyor. O zaman üç sağ üç sağ Bir yukarı şeklinde aynı modelde yine bir doğru parçası çizeceğiz. Onu yapabilmek için hemen bir nokta belirliyorum. Diyorum ki e, şurada mesela K noktası olsun. Şimdi bunu aynı yerinde bir söyleyebiliriz. Sonra üç tane sağ gidiyorum. Bir, iki, üç tane sağ gidiyorum. Üç tane sağ ve bir tane de yukarı gitmem gerekiyor sonrasında. Bir tane de yukarı. Bak aynı burada yaptığım yöntemi burada da yapıyorum. Ve buraya da mesela L noktası diyorum. İşte bununla bunu birleştirdiğim zaman KL doğru parçası ile AB doğru parçası. Zaten aynı bak aynı şekilde gözüküyor görüyor musun? Şu uzunlukta şu uzunlukta. Hatta kalemin ucuyla ölçsen dahi aynı çıkması gerekiyor bu arada. Mesela kalemini de orada referans gibi kullanabilirsin. Paralel olması gerekiyor ve aynı çıkması gerekiyor. Ne yaptık? Sayarak. 3 sağ bir yukarı. 3 sağ bir yukarı. İstersen B'den A'ya giderken de hani bir aşağı üç sola diye diyebilirsin. Hiç fark etmez. Aynı sonuca, aynı kapıya ulaşıyor. Mesela KL doğru parçası dik bir doğru parçası çiziniz demiş. Burası birazcık daha kıl. Eğer eşit uzunlukta bir doğru parçası çizeceksek AB doğru parçasının uzunluğu KL doğru parçası uzunluğu eşit. Tamam. Şimdi de KL doğru parçası bir dik doğru parçası çiziniz demiş. Burada da şunu yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde K'den L'ye sayıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir iki tane aşağı gidiyoruz. İki tane aşağı diyoruz. Sonrasında bir iki üç tane de sağ geldik iki aşağı üç sağ diyoruz ya burada yaptığımız iki birazcık değiştirmemiz gerekiyor o da şu L noktasından başlıyoruz L noktasından başlıyoruz buna dik bir doğru parçası çizmeye çalışacağız bunu çizerken iki aşağı üç sağ gideceğimize bu sefer üç aşağı gidiyoruz bak burada iki aşağı vardı bu sefer üç aşağı gidiyoruz. Ters bir şey yapmamız gerekiyor burada ama nasıl yapacağız? L noktasından başlıyoruz ilk başta. L noktası ilk başta ne yaptığımızı hatırlayalım. K'den L'ye giderken iki aşağıya ve üç tane de sağa gittik. Yapmamız gereken şey şu. Bu ikisini yer değiştirmek ve bir tanesini değiştirmek. Mesela şu. Mesela burada iki aşağı üç sağ dediyse bize aslında biz burada üç aşağıya ve İki tane sağ dememiz gerekiyor ama bir tanesini değiştireceğiz. O yüzden üç yukarı iki sağ şeklinde ilerleyeceğiz. Yani bizim yapmamız gereken hamle bu L noktasından başlarsak eğer. Nasıl ilerleyeceğiz? Üç tane yukarı gidiyorum. L noktasından tak. Bir, iki, üç tane yukarı gideceğim. Üç tane yukarı gideceğim. Ve iki tane de sağa gitmem gerekiyor. Bir, iki bu noktaya geliyorum. İşte buraya mesela M noktası diyelim. L ile M'yi birleştirdiğim anda aslında KL'ye dik bir doğru parçası oluşturmuş oluyorum. Ve bunu da nasıl gösteriyorduk hemen hatırlayalım. KL doğru parçası diktir tepe taklak bir e, T harfi yapıyorduk. ML doğru parçası şeklinde yazabiliyoruz ve bu şekilde de ne yapıyoruz yerlerini değiştirdikten sonra bir tanesini değiştiriyorsunuz ikincisi aynen kalıyor diyoruz ve geldik yepyeni bir sorumuza kuzey yani yukarı güney yani aşağı sağ yani doğu sola da batı bunları bileceğiz sonra demiş ki O noktasında bulunan Tonguç 5 birim doğuya ve 3 birim güneye gidince A noktasına A noktasından 2 birim batıya gidince de B noktası oluşuyor. Buna göre Tonguç B noktasından sadece ana yönleri kullanarak en az kaç birim yürüyerek O noktası oluşur Şimdi ilk başta ne yaptığını bir anlamaya çalışalım. Bir kere Tonguç arkadaşımız buradaymış, O noktasındaymış. Şimdi buradan diyor ki bize 5 birim doğuya. Doğu ne taraf? Sağ taraf. O zaman 5 birim sağa gidiyoruz. 1 2 3 4 5. Buraya geldik. Tam nokta kalemizin ucu burada. Tamam beş birim doğuya gittik. Üç birim güneye gidiyoruz. Üç birim güneye gidersek aşağı doğru gitmemiz gerekiyor. Hemen buradan başlayıp bir, iki, üç birim güneye gittik. Ve A noktasına geliyormuşuz. Yani şurası A noktasıymış. Tamam. A noktasından da iki birim batıya gidince sonra ikinci hamlelere geçiyoruz. E, A noktasından iki birim batı. Batı sol demektir. Bir, iki birimde buraya gelince B noktasına ulaşıyormuş. Yani buraya geldik. Tamam. İlk başta böyle gitmiş, sonra aşağı inmiş, sonra sola gitmiş. Tamam. Diyor ki buna göre Tonguç B noktasından yani buradan sadece ana yönleri kullanarak yani karelerin üzerinde demek istiyor aslında. En az kaç birim yürüyerek o noktasına ulaşır diye soruyor bize. En az kaç birim yürüyerek? E zaten çok basit. Demin yaptığımızın aslında benzerini yapacağız. Diyeceğiz ki ben buradan buraya gitmek istiyorum. Böyle gidemeyeceğim. Ara yönleri kullanamam ana yönleri kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla bir, iki, üç tane sola, bir, iki, üç tane de yukarı gitmem gerekiyor. Dolayısıyla üç birim buradan, üç birim buradan toplam altı birim kullanarak gidebilirim. Ha yok hocam şöyle gitse daha rahat olmaz mı? Deneyelim. Aynı şey çıkacak. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu şekilde de gidebilir. Veya, veya bir, iki, üç, 4, 5, 6 bu şekilde... yani hepsinde 6 çıkar sonuç. Sonuç hiç değişmez diyoruz. Cevabımızın 6 bir olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve süper bir şekilde konularımızı tamamladık. E, sorularımızı tamamladık. Hadi bakalım size artık yazılıda 100 almak düşüyor.